Polis barikatı var. Tarih temelleri... Biz oraya gelsin. Bunları benim önümde gördüm. Bakın buraya, bana bakın. Türkiye Komünist Partisi. Sendikalar adına bir şey söylemem mümkün değil. İşçiler, emekçiler ne talep ediyorlarsa haklılar, çünkü demokrasilerde bir hakem vardır, o da yargıdır. Geçtiğimiz yıla kadar emekçiler, sendikalar gitmek istedi. Hükümette gidemezsiniz dedi. Ve hakeme başvurdu, hakem gitmeleri lazım dedi. Bugün Taksim'e varmak isteyenler anayasal ve mahkeme kararına dayanan bir haklılıkları var. Götürmeyenler de anayasaya aykırı iş yapıyorlar. Biz sendikaların kararıyla ilgili bir şey diyemeyiz. Ama bir gerçeklik var ki oraya emekçileri sokmamak anayasayı çiğnemektir. Türkiye'de anayasa tartışması, anayasa çalışması başlamasını istiyorlar. Mevcut anayasaya daha 3 ay önce uygun olarak alınmış bir kararı uygulamamak, mevcut anayasaya uymamak, anayasayla, yeni bir anayasayla ilgili taleplerinde ne kadar suni talepler olduğunu ortaya koyuyor. Tabii sendikalarımızın sayın başkanlarına ne yapacaklarını sorabilirsiniz. Ama bizim buradaki gözettiğimiz en önemli şey, bayramın bayram gibi kutlanması. Bugün Saraçhane önemli bir kazanım alanıdır. Çünkü bütün sendikalar, en son Beşiktaş'a çağrı yapan sendikalar da Saraçhane'ye geldiler. Emekçiler kol kola girdi ve birlikteler. Bu birliktelik önemlidir. Burada toplanabilmek önemlidir. Taksim'e çıkılmasına karşı kaba kuvvet, kanunsuz emir olursa bu onu uygulayanların ayıbı olur. Biz çatışma olsun istemeyiz. Ne emekçiler ne polis yaralansın, gaz sıkılsın, istenmeyen görüntüler ortaya çıksın istemeyiz. O yüzden de Anayasa Mahkemesi'ne karşı kanunsuz, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen kanunsuz emirleri verenleri bir kez daha bu kararlarını gözden geçirmeye, suç işlememeye, suç işlettirmemeye davet ediyoruz. Taksim özgürleşene kadar da bu mücadele sürecek. Son 5 yıldır Saraçhane hak arama noktasına dönüştü. Bugün de ne tesadüftür ki ve ne yazıktır ki yine 1 Mayıs'la ilgili bir hak arama buluşmasına dönüştü Saraçhane'deki buluşma. Sonuçta Saraçhane'deki hak arama mücadelelerinin sonu her zaman başarıyla sonuçlandı. Halkın isteği oldu. Muhtemelen bunun da sonunda, elinde sonunda Taksim'de bir buluşmaya dönüşecek. Ama bugün, ama seneye bu hak arama mücadelesini umuyorum ki şu anda bu sürece karar verenler iyi izlerler.